Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, Mart 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Güneş 20 Mart'a kadar Balık burcunda parlayacak ikinci evinizde ve geçtiğimiz ay Başak burcunda dolunay meydana gelmişti, biliyorsunuz. Biraz daha gökyüzü Mart ayının çoğunluğunda sizin için para ve finans konularını öne çıkarıyor. 10 Mart'ta 20 derece Balık burcunda yeni ay doğacak. Her yeni ay yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyabilir. Satürn zaten para evinizde. Dolayısıyla parayla ilgili kısıtlamaları hissedebilirsiniz. Ama parayla ilgili daha ciddi yaklaşmanız gereken, sorumluluk almanız gereken bir dönemdesiniz. Özellikle bu yeni ay sizin için bir para kazanma döngüsünü, bir iş sorumluluğunu ortaya çıkarabilir. Ya da süre gelen parayı yönetiminizde, gelirler, giderler, muhasebe işleri, bütçeniz, yatırımlarınız ve benzeri alanlarda belirli kararlar almanız, buralarda bazı yenilikler yapmanız anlamına da gelebilir. Yani gelirlerinizi, harcamalarınızı, maddi durumunuzu etkileyebilecek bir yeni ay döngüsü aslında bu. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Özellikle değişken burçlarda ikizler, başak, yay ya da balık. Bu burçlarda 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa yeni ayın sizin için çok daha güçlü, önemli olacağını söyleyebilirim. Mars ayın 23'üne kadar burcunuzda olacak. Dolayısıyla bu ay enerjiniz oldukça güçlü. Venüs de ayın ilk 10 günlük süreci içerisinde burcunuzda, enerjiniz, libidonuz çok güçlü. Dolayısıyla girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilir, daha fazla mücadele edebilirsiniz. Cesaretiniz de öne çıkıyor. Her alanda gerek iş konularında olsun, gerek özel hayatınız, sosyal hayatınızda daha girişken, daha cesur olabileceğiniz bir dönemdesiniz. Zaman zaman biraz Mars size ekstradan bir agresyon yaratıyor. Biraz enerjinizi dikkatli kullanmanız, aşırı sabırsız, aceleci, böyle çok öfkeli, tepkisel davranmamanızda da fayda var. Bu ay önemli bir gökyüzü pozisyonu var. Biliyorsunuz ay düğümleri Koç terazi aksında, kuzey düğüm Koç burcunda. Zaten tutulmaları da bu aksta yaşıyoruz. Orta vadeli bizim için önemli bu alan. Ve Şiron bir süredir Koç burcunda. Bu ay kuzey düğümle Şiron'un birleştiğini görüyoruz ki az rastlanır önemli bir kavuşum. 55 yıllık bir döngüde karşımıza çıkıyor. Ve 3. evinizde meydana gelecek. Size güzel bir açıdan, üstelik burcunuzdaki Mars'ta da güzel bir kombinasyonu var. 5, 6, 7 Mart'ta kavuşum netleşiyor. Ama Mart'ın genelinde aslında bu etkinin aktif olacağını söyleyebilirim. Peki bu ne demek? Öncelikle Şiron'dan biraz bahsedelim. Şiron bir gezegen değil, bir kuyruklu yıldız ama astrolojide önemsediğimiz bir sembol. Uranüs ile Satürn arasında yer alır. 1977 yılında keşfedilmiştir. Sembolü de bir anahtara benzer zaten. Haritalarımızda kilitli noktaları açmak gibi böyle bir anahtar görevi vardır. Aynı zamanda ruhsal anlamda çok derinliği olan bir sembol bu. Kendimizde hissettiğimiz eksiklikler, hatalar, işte ruhsal, bedensel, zihinsel yaralar, gölge yanlarımız, hani bunları fark etmemiz, bunları tamamlamamız, bunları şifalandırmamızla ilgilidir. Buralar aslında bizim kişisel gelişimimizde, tekamülümüzde çok önemli kilit noktalarıdır. Ve burada bizi büyüten, olgunlaştıran etkilerle karşılaşırız. Ve şimdi kuzey yönlü bu Şiron kavuşumu, kuzey yön her zaman daha açıcı, daha geliştirici, daha ileri taşıyan bir alan olduğu için sorun çözen, kapı açan, yani kilidi açan bir sembol de taşıyor. Özellikle bir sorununuz varsa, hani bu özgüveninizle ilgili olabilir, kendinizi ifade etmek, iletişimle ilgili bir konunuz olabilir, kendinizde eksikliğini hissettiğiniz bir eğitim konusu olabilir örneğin. Şimdi buralarda bir yol bulmanız, işte doğru bir eğitime başlamanız, kişisel ifadenizde iletişim gücünüzü iyileştirmeniz, doğru kişilerle temasa geçmeniz, işinize yarayacak bilgilerle karşılaşmanız mümkün. Kardeşlerinizle ilgili bir sorun olabilir. Belki kronik bir sorun var, bir kardeşlerle çözmeniz gereken. Hani işte burada bir yol bulabilir, doğru bir rehberlik alabilirsiniz. Bir mahkeme, bir dava sorununuz da olabilir, bunu çözebilirsiniz. Özellikle bu dönemde çok fazla yeni bilgiyle karşılaşmanız, doğru insanlara ulaşmanız, bu bir öğretmen olabilir, bir rehber olabilir, çok yakın çevrenizden bir kişi de olabilir. Zihinsel anlamda da hani size önemli işaretler, rehberlikler gelebilir. Çevrenizde olup bitenlere dikkat edin. Çünkü Mars'ın da enerjisiyle
özgüvenli davranabilir, gereken cesareti gösterebilir, inisiyatif alabilirsiniz. Yeni bir dil öğrenmek olabilir örneğin. Hani belki ihtiyacınız var ve kendinize katkı sağlayacak bir konuda eksiklik hissediyorsunuz. Burada bir bunun için doğru bir adım atabilirsiniz hayatınızda sevgili kovalar. Evet, ayın 20'sinden sonra artık Güneş Koç burcunda parlayacak. Ve ilkbahar mevsimi başlıyor Ekinoks'la birlikte. Ve 25 Mart'ta Terazi Burcu'nun 5 derecesinde Dolunay meydana gelecek, ay tutulması. Bu bir ay tutulması olduğu için sadece bu ayla sınırlı değil, en az önümüzdeki 1,5 ay, hatta Eylül ayındaki diğer ay tutulmasına kadar da gündemde kalacak bir konu. Biliyorsunuz tutulmalar kişisel olduğu kadar toplumsal alanlarda da çok önemlidir. Tesirler ortaya çıkarır. Sizin için aslında güzel bir alan. Çünkü terazi, kovaya dost bir burç ve 9. evinizde gelen bir ay tutulması. Ay tutulmaları duygusal olarak bizi etkileyebilir. Dönüşümler ve tamamlanmalarla ilgilidir. Geçtiğimiz Eylül'ü, Ekim ayını gözden geçirin. O aylarda hayatınızda başlamış olan konular, yenilikler veya verdiğiniz kararlar biraz daha olgunlaşırken bu dönemde yol ayrımları olabilir, sonuç alabilirsiniz, tamamlanmalar olabilir. Bu belki sizin akademik çalışmalarınız, eğitiminizle ilgili bir konu. Ya da bir dava, mahkeme, yasal bir işiniz var. Hani buralarda böyle bir sorunun çözülmesi, bir tamamlanma olması mümkün. Ve yurt dışı konuları da çok aktif görünüyor hayatınızda. Hani öğrenciyseniz yurt dışında okumak, bir eğitim konusu ya da yurt dışında yaşamak, yerleşmek istiyorsanız yerleşimle ilgili bir konu, yasal bir işiniz olabilir. Vize, pasaport gibi konularınız olabilir. Veya yurt dışıyla bağlantılı uluslararası bir iş yapmak istiyorsunuz. Buralarda önemli açılımlarınız olabilir. Medyada, özellikle sosyal medya, internet üzerinde yapılabilecek işler, gelişimler, girişimler için de sizi destekliyor şu anda gökyüzünün pozisyonu. Yani işlerinizin biraz daha dijital alanlardaki açılımları, buralarda yapacağınız konular, işte online işler, eğitimler ve benzeri konularda aktif olabileceğiniz bir dönem ve belki bazı hedeflerinize ulaşabileceğiniz bir dönem ve bol bol seyahat edebilirsiniz. Evet, bu tutulma size bir seyahat de getirebilir. Özellikle uzaklar, yabancı ülkelerle de ilgili seyahat etkileriniz güçleniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın sizin için çok daha destekleyici, güzel olduğunu söyleyebilirim. Eğer öncü burçlarda gezegen bulunuyorsa tutulmanın etkileri artacaktır tabii ki. Ve bu tutulmanın yöneticisi Venüs Balık'ta ve üstelik Boğa burcundaki Jüpiter'le de çok güzel bir etkileşim içerisinde. Bunun haritanızdaki pozisyonlarını düşündüğümüzde özellikle Venüs yücelimde olduğu ve kendi evinde olduğu Balık burcunda, sizin ikinci evinizde, tutulma tesirlerinin parasal olarak da, maddi olarak da sizin için daha bereketli, daha kazançlı olacağını söyleyebilirim. Burada bir sorunu çözebilir, ihtiyaç duyduğunuz bir parayı alabilirsiniz. Mesela bir öğrenci eğitim için bir burs bulmanız olabilir ya da yurt dışı bağlantılı işlerinizden ya da eğitimle ilgili online işlerinizden gelir elde etmeniz olabilir ya da yasal bir para sorununuz var, çözmeye çalıştığınız bir mahkemeniz, davanız var. Hani bunun çözülmesi, bunun karşılığında parasal bir amacınıza kavuşmanız gibi bir durum söz konusu olabilir. Genel olarak daha bereketli, daha verimli bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Lütfen ayın genelinde işaretleri iyi takip edin, fırsatları değerlendirin sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.